Sayın seyirciler Galatasaray'la Fenerbahçe arasında bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz yaşanıyor. Suudi yönetiminin İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu biraz önce açıklama yaptı. Maçta İstiklal Marşı okunacak dedi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suriye Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Türksel Süper Kupa maçı öncesi kriz çıktı. Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. Yasal koyanın Suriye hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasına talep etti. Futbol Federasyonu ise maç öncesi İstiklal Marşı'nın okunacağını duyurdu. Süper Kupa, Türk Bayrağımız huzurunda 100. yıl kutlama etkinlikleriyle şehitlerimiz için saygı duruşuyla İstiklal Marşı'mızda başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz denildi. Dolandırıcılar her gün farklı yöntem geliştirerek tuzak kuruyor. Son günlerde dolandırıcılar attıkları mesajlarla abla, abi veya kız kardeşlerine eş aradıklarını söylüyorlar. Sosyal medyada verilen numaraya mesaj atanlar ya da linki tıklayanlar tuzağa düşmüş oluyor. Bir numara Söz konusu ve bu numara üzerinden iletişime geçilmesi isteniyor. Telefonunuza kardeşime eş arıyorum mesajı geldiyse aman dikkat. Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz. Arkadaşlık grupları, çöp çatan siteleri aracılığıyla dolandırıcılık işleminin gerçekleştirildiği ve siber dolandırıcıların özellikle mağdurları tuzağına düşürdüğünü görüyoruz. İstenen amaç tehdit, şantaj ve korkuyla para sızdırmaktır. Dolandırıcılar her gün farklı yöntem geliştirerek tuzak kuruyor. Son zamanlarda ise attıkları mesajlarla abla, abi veya kız kardeşlerine eş aradıklarını söylüyorlar. Verilen numaraya mesaj atanlar ya da linki tıklayanlar tuzağa düşüyor. Bundan sonraki süreçte ise işte duygusal yazışmalar meydana gelmeye başlıyor. Kişiyle birlikte özel bilgiler ya da özel görüntülerin paylaşılması söz konusu. Dolandırıcılar mağdurlarının güvenini kazanmak için uzun süre mesajlaşıyorlar. Fotoğraflarını ele geçirince de tehdit etmeye başlıyorlar. Eğer belli bir fidye vermezse bundan sonraki süreçte bu görüntüleri arkadaşıyla, çevresiyle, eşiyle, dostuyla, sosyal medyadaki e, gruplarda paylaşacağını ifade ediyor. Uzmanlarsa çok sayıda kişinin bu tuzağa düştüğüne dikkat çekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hiçbir şekilde yazışma yapılmaması konusunda uyarıyor. Burada bir oltalama tuzağı söz konusu. Hani aynı bunu bir balık avına benzetebiliriz. Balığın yemini oltanın ucuna takıyorsunuz. Oltayı sallıyorsunuz. Kimi düşürebilirse. Dikkat ederseniz o kilit ifadeler kibar, dürüst, motive eden bir arkadaş. Tam iki kez güzellik kraliçesi seçildi ama aslında kraliçe değil mafya anası olduğu ortaya çıktı. Magazin dünyası şoke oldu. 2020 ve 2023 yıllarında Miss Bolivya seçilen genç kadının evinden bir orduya yetecek kadar silah çıktı. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. İki kez ülkesinin en güzel kadını seçildi. Ancak bu kez kraliçelik tacı değil kelepçe taktılar. Çünkü evinden küçük bir orduya yetecek kadar silah ve mühimmat çıktı. Alondra Mercado Campos, 2020 ve 2023 yıllarında Miss Bolivya seçildi. Ülkesinin en ünlü isimleri arasına girdi. Miss Beni Alondra Mercado, Magazin Dünyası güzel kadının özel hayatını didik didik araştırıyordu. Erkek arkadaşının yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu biliniyordu. Ancak böylesi kimsenin aklının ucundan bile geçmedi. Bir gün ansızın evine baskın yaptı. Çok sayıda Kalaşnikov tüfek ve yüklü miktarda mühimmat bulundu. Ekipler bile şok oldu. Ardından da otomobili arandı. Oradan da yine silah ve uyuşturucu çıktı. Güzellik kraliçesi şimdi podyumlar yerine hapishanedeki ücretsini adımlıyor. Zira soruşturma tamamlanana kadar en az 30 gün Trinidad cezaevinde kalacak. Erkek arkadaşıysa kaçtı. Ekipler her yerde onu arıyor. Eğer silahların kime ait olduğu ispatlanamazsa genç kadının özgürlüğüne kavuşması yıllar sürecek.